Herkese merhabalar dostlar. Ben Şahin. Bu videoda az önce görmüş olduğunuz akıllı kilit sistemi Linus Akıllı Kilit L2'nin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Birlikte kurulumunu da gerçekleştireceğiz ve bizim ofisteki anahtar sorununu kökten çözeceğiz. Kilitimizin üreticisi Yale arkadaşlar. Aslında bunun doğru okunuşu Yale ama Türkiye'de daha çok Yale telaffuzu kullanılıyor. Ben de video boyunca bu yüzden Yale kullanmaya devam edeceğim. Bu şirket sadece akıllı güvenlik sistemlerine odaklanıyor arkadaşlar ve akıllı kamera, alarm, kasa, dolap kilidi gibi teknolojiler de geliştiriyor. Dolayısıyla daha önce aman evimin kilidini akıllı hale getireyim falan demediyseniz bu markayı daha önce görmemiş, duymamış olabilirsiniz. Ancak bu konuda en köklü şirketlerden birisi de diyebilirim size. Gerçekten güvenilir iş yapıyorlar. Hem bugün incelemesini yaptığımız ve birlikte deneyeceğimiz bu ürünün hem de şirketin temel amacı anahtar taşıma davranışını ortadan kaldırmak. Bunun için de hepimizin bildiği basit akıllı ampullerde yer alan teknolojilerden bazılarını kullanan bir kilit kendisi. Ya biliyorum evinizin ya da bizim gibi işte ofisin kapısını anahtarsız açıp kapatmak ilk etapta böyle kulağa pek güvenilir gelmeyebilir. Açıkçası kişisel olarak konuşacak olursam ben de tereddütlü bir şekilde yaklaşıyordum bu konuya. Akıllı ampulden işte kahve makinesine kadar her şeyi kullanan biriyim normalde ama kilidi akıllandırmak hep içinde bir şüphe oluşturdu benim. Ancak Yale bu ürünle birlikte dilerseniz anahtarlarınızı da kullanmanıza olanak tanıyor. Yani anahtarı tamamen ortadan kaldırmıyor. Tam tersine onu içeriden taklit ederek çalışıyor. Yani dilerseniz yine eski usul anahtarlar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. E o zaman bunun ne faydası var? Neden kapı anahtar kullanacaksam akıllı kilitle takayım diyebilirsiniz tabii. İşte böyle evden çıkarken kapıyı kitleyip kitlemediğinizi çok sık unutan biriyseniz bu ürünü ben yine tavsiye ederim. Sadece bu sorun çözmesi bile çok önemli. Açıp telefondan açık bıraktıysanız kapıyı tekrar kitleme şansınız oluyor çünkü. Eğer kafanıza böyle başka soru işaretleri oluştuysa akıllı kilitlere yönelik merak etmeyin hem kutu açılımında hem de kurulum ve uygulama aşamasını takip ederseniz orada ben çoğu soruya yanıt vermeyi planlıyorum. Elbette yanıtlayamadıklarım olacaktır. Onları da yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlıca kutu açılımı başına geçelim artık. Kilidin kendisiyle başlayalım. Mami öyle dedi çünkü kilitle başlayacağız ama ben kutunun ikisini de yan yana gösterip size temel bir bilgi vereceğim burada. Normalde bu kilidi kullanmak zorunda değilsiniz bu ürünle beraber. Bu akıllı kilit yani ürünün akıllı olan kısmı zaten mevcut kilitlerde de mevcut anahtarla da çalışan bir sistem. Ancak bunu da kullanırsanız hem Yale'ın anahtarlarını kullanmış oluyorsunuz hem de daha üstün bir güvenlik önlemi almış oluyorsunuz. Kutu açılımına kilidin kendisiyle başlayalım. Zaten burada gördüğünüz şu Adjustable Cylinder yazısı da şunu gösteriyor bize. Bu kilit her tipte kapıyla uyumlu arkadaşlar. Yani bir endişeniz vardır. Kilit kapıma uymaz dersiniz mesela. Bu kilit kısayıp uzayabildiği için zaten kutu içeriğinde birlikte göreceğiz. Her tipte kapıya uyum sağlayabiliyor. Kutuyu açtığımızda ürün için gerekli birkaç evran ve kullanım kılavuzunun yer aldığı küçük kutu çıkıyor karşımızda. Bunları kenara koyuyorum. Bir de Security kart var. Bu Security kart arkadaşlar eğer kutudan çıkan anahtarları kaybederseniz orijinal anahtar bastırmanızı sağlıyor. Buradaki anahtarları yer yaleye ulaşarak ya da yetkili bayilerine giderek bastırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi standart anahtarlara benzeyen bir yapısı var. Zaten Yale ekstra burada anahtarı uzatmanızı sağlayan ve kilitle de kullanmanızı kolaylaştıran, daha geniş kapılar için uyum sağlamasını kolaylaştıran bir tasarımda tercih etmiş. Güvenlik kartı dediğim gibi bunu sakladığınız süre boyunca Yale'ye ulaşıp orijinal anahtarlar almanız için tek seçenek bu kartı kaybederseniz bu orijinal anahtarlardan başka edinemiyorsunuz. Belgeleri masadan kaldırıyorum. İçeriye dönecek olursak anahtarların kendisini ayıralım şöyle Şurada 2 adet gri uzatma parçası yer alıyor. Burada da 3 adet siyah uzatma parçası yer alıyor gördüğünüz gibi. Bu arada gerçekten kaliteli ve sağlam boyanmış döküm demirlerden üretilmiş kilit mekanizmaları arkadaşlar. yani Bir endişeniz olmasın. Hani siyah belki gözünüze mika, plastik gibi canlanabilir ama... Gördüğün gibi metal. Oldukça da sağlam. Burada da çeşitli uzatma elemanlarını kullandığınızda içerideki anahtarın kilide ulaşmasını sağlayacak ekstra aparatlar mevcut. Farklı boylarda. Üstünde de yazıyor zaten. Bu 5 milimetrelik bu uzatma sağlıyor. Buradaki 10 milimetrelik bu uzatma sağlıyor. Buradaki de toplamda 20 milimetrelik bir uzatma sağlıyor. Bunlar da diğer tarafında çalışıyor. Kilidin kendisini göstermek istiyorum. Şu poşeti de açalım şöyle. Burada ıvır zıvır bir sürü parça gördüğünüz için kafanız biraz karışmış olabilir ama kurulumu inanılmaz basit. Ben bu ürünün bir benzerini kısa bir süre önce zaten kurdum arkadaşlar videoyu çekmeden önce size anlatabilmek için. O yüzden hiç endişelenmeyin. Sadece iki vida, iki alyan, iki tane de böyle kendi maymuncuğu var bu kilit sisteminin. Bu akıllı kilit sistemini kullanmak için normalde bu kilit teşkilatına ihtiyacınız yok ama benim tavsiyem bu kilitle beraber kullanmanız. Çünkü dediğim gibi kendi maymuncukları olan, kendi anahtarları olan ve her tipte kapıya uyabilen bir kilit sistemi bu. Ya sadece bunu taktığınız zaman çalışmayacak kapılar da var. Standart anahtarlardan farklı anahtarlar kullanıyorsanız bu kilidi takmanız daha çok işinize yarayacaktır. Kısaca böyle özetlemiş olayım. Şöyle uzatma aparatlarını da göstermek istiyorum size. 5 milimetrelik aparat bu. Şöyle yuvalarını görüyorsunuz. Bu rahatlıkla şu ucuna oturuyor kilitin. Şöyle taktığınızda 5 milimetre uzatıyor. Şöyle taktığınızda 10 milimetrelik bir uzatma takmış oluyorsunuz. Şurada da 20 milimetrelik uzatma takmış oluyorsunuz. Siyah uç bu kilit sisteminin içinde kalan ve maymuncuğun takıldığı uç oluyor. Buradaki boyasız olan metal uçta ve burada kilit sistemine daha güvenli bir şekilde oturacak olan metal uçta aslında kilidin dışarıya bakan yüzünü oluşturuyor arkadaşlar. Bu metal uçları kullandığınızda da şuradaki küçük aparatları içerisine yerleştirmeniz gerekecek ki dışarıdan anahtarı taktığınızda böyle taktığınızda tam olarak ulaşmıyor gördüğünüz gibi. Yale de şöyle bir çözüm geliştirmiş. Böyle kilide rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz uzatma aparatlarıyla da. Bence kapının içine yerleştireceğimiz kilit mekanizması için kutu açılışında şimdilik bu kadar yeterli. Daha fazlasını montaj sırasında uygulamalı olarak göstereceğim size. Hop geldik kilidin kendisine. Keselim. Şöyle bir belge çıkıyor içinden. Kilidimizin kendisi bu. Epey de ağır bir ürün. Hemen altında da çalışması için gereken batarya ve bir de montaj malzemelerimizin yer aldığı ikinci bir kutu çıkıyor. Ve bir kutuyla işimiz bitiyor böylece. Bataryadan başlamak istiyorum. İlk onu açık şekilde gördüğünüz için. Bu batarya tip C girişine sahip arkadaşlar. Yani herhangi bir tip C şarj aletiyle kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Bu batarya da tabii ki kolay kolay bitmiyor arkadaşlar. Sonuçta bir kilit mekanizmasındaki servo motorları döndürüyor kapıyı açıp kapattığınız zaman. Dolayısıyla kolay kolay bitecek bir batarya değil. Kullanıma bağlı olarak 6 ayda bir şarj etmeniz yeterli oluyor. Küçük kutuyu açtığımızda yine bir belge bizi karşılıyor. Küçük kutudan da birkaç ufak poşet daha çıkıyor ve bunlar yine hem montaj malzemeleri hem de akıllı kilidi daha rahat kullanmamızı sağlayacak olan birkaç aparat var. Mesela şurada poşetin içinde üzerinde marka adının yazdığı bir NFC etiketi görüyoruz. Bunu da kapının dışına taktığınız zaman telefonun NFC özelliğini kullanarak kapıya dokundurduğunuzda kilidi açıp kapatabiliyorsunuz. Burada yine alyanımız ve bir adet mıknatısımız var. Güçlü bir mıknatıs bu ve kilit mekanizmasının oturabilmesi için 3M tarafından üretilmiş çift taraflı bir bant görüyoruz. Kilidin kendisine geçeyim. Genel kabaca bir ürünün içeriğini göstereyim size. Buradan kapağı açtığınızda bataryayı oturtabileceğiniz bir boşluk var. Batarya oturtup taktığınızda kullanıma hazır hale geliyor. Tabi çalışması için bir kapıya montajlanması lazım. Onu da birazdan açıklayacağım dostlar zaten size. Şimdi bu kilidi açmamızı ve kapamamızı sağlayan mobil uygulama kısmına geçelim. Kilidi kullanmak, çalıştırmak için indirmeniz gereken uygulama bu arkadaşlar. Yale Home ya da Yale Home. Ben daha önce indirmiştim ve ve bir hesap oluşturma ekranı hazırlamıştım sizin için. Buradan hızlıca yeni bir hesap oluşturuyorum ki birazdan montajlayacağımız kilidi bu hesaba kaydedelim. Evet dostlar uygulamaya hesap açıp giriş yaptıktan sonra karşılaşacağınız ekranda bu yeni bir cihaz eklemenizi talep ediyor sizden. Onun için de çok kolay bir yöntem tercih etmiş Yale. Şöyle açıyoruz. Bu kapağın altında hemen bir tane ürün isminin yazdığı bir QR kod alanı görüyoruz. Bunu telefonumuza okutmamız yeterli. Tekrar Kapatıyorum ben kilidin kapağını. Benden hızlı bir test doldurmamı istiyor. Ben bunu montaj aşamasında daha sakin bir ortamda göstermek istiyorum size. O yüzden şimdi yapacağım bu alanı. Kapınızın kilit tipini ya da işte anahtar tipini anlayabileceği birkaç sorunun olduğu bir form bu. Hızlıca başlatıyorum. Montaj plakasının tipini seç diyor. Bu montaj plakası kilidin hemen arkasında yer alan şu plaka arkadaşlar. Bu kapıya oturacak olan kısım. Bizdeki montaj plakası gördüğünüz gibi şu deliklerin olmadığı ya da tam olarak şöyle göstereyim size. Şurada içeride bir tane sarı buton var. O sarı butonu aşağıya doğru çektiğiniz zaman montaj plakası serbest kalacak. Yani biz önce kapıya bu montaj plakasını takacağız. Formada baktığımızda görüyoruz ki elimizdeki montaj plakası ortasında yuvarlak olan tip. Ve daire olanı seçiyoruz. Kapımızın kilit tipini seçmemizi istiyor. Euro Cylinder ya da işte 22 mm Swiss Round Cylinder olarak yaygın şekilde kullanılan iki farklı kilit tipini gösteriyor bize. Bizimkisi Euro Cylinder. Kapıyı kitlemeden önce kolunuzun yukarı çekilmesi gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Kapınızın dışarıdaki mandalı çalıştıran bir kolu var mı? Yani burada çok teknik bilgiye ihtiyacınız yok bu formu doldururken. Kullanım senaryolarınıza göre soruyor ve teknik bilgileri uygulama kendisi anlayarak size uygun montaj talimatlarını hazırlıyor ki birazdan beraber uygularken de bunu göreceğiz. Kısaca ben formu bitiriyorum. Evet, kurulum talimatları açıldı. Bu ekranda videolu, animasyonlu bir şekilde kilidinizin nasıl kurulacağı size anlatılıyor aslında. Biz de aynı şeylere bakarken birlikte kurulum yapacağız. Ve burada bir tane tornavidanın yeterli olduğunu da görüyorsunuz. Standart bir yıldız tornavidayla ile bu montaj işlemine siz de yapabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca kurulum aşamasına birlikte geçelim. Evet dostlar geldik ofise. Giriş kapısının yanındayım ben de burada. Gördüğünüz gibi eski usul bir standart kilidimiz var. Bir kapı kolumuz var. Bildiğiniz düz kapı aslında. Kurulum için ne yapmanız gerekiyor? Ben size biraz onu göstereyim. Önündeki malzemeler şöyle. Kurulum talimatlarını burada akıllı telefonun üzerinden takip edeceğim. Buradaki mevcut kilidimin, kapımdaki şu an takılı olan kilidin standart anahtarı burada. Kutudan çıkan bataryası, diğer ekipmanları burada. Kilidin kendisi burada. Ve kapıya takacağım kilit silindirinin kendisi burada içindeki malzemelerle birlikte ve kilidi sökerken de takarken de kullanacağım tornavida setim hemen yanımda. Tornavida seti koyduk buraya ama yine gözünüzde büyümesin. İşlem çok basit. Bir tane düz bir tane de yıldız tornavida bu kurulum için gayet yeterli aslında. Biz de seti koyduk buraya ama biraz hani gözünüz korkmasın diye söyledim. Kahve opsiyonel, kumpasta opsiyonel. kumpasla size bu kilit boyundan bahsetmek için bir ölçü vereceğim. O ölçüyü aklınızda tutmanıza gerek yok. Sadece çıkan kilitle buradan takacağımız kiliti aynı boya getirdiğimizi size sayısal olarak göstermek istediğim için kumpas tutuyorum. Normalde zaten uçları birleştirdiğinizde iki kilidin de aynı boya geldiğini göz kararı net bir şekilde de aslında göz kararı da değil. Görebiliyorsunuz siz de. Şimdi çok fazla uzatmadan mevcut kilidin sökümüne başlayayım. Bu sırada uygulama üzerinden de talimatları göstermek istiyorum size. Ekranın bir köşesinde mutlaka görüyor olacaksınız bunu. Uygulama gerçekten çok detaylı kullanım talimatıyla ve kurulum talimatıyla birlikte hazırlanmış. Pil paketini kutuyu açar açmaz şarj etmemiz gerektiği yazıyor. Zaten biz şarj ederek buraya geldiğimiz için şimdilik bu aşamayı atlıyorum ve talimat devam ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi ekranda da videolu şekilde ilerliyor bu talimatlar. Kapıdaki mevcut silindiri bizden çıkarmamız isteniyor. Hatırlarsanız bir form doldurmuştuk. Biz bu forma göre bir kilit tipi seçmişti uygulama bize ve zaten videoda gösterdiği kilit tipinin de kapıdaki kilit tipi olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ben silindiri çıkarma işlemine geçmek istiyorum bir an önce. Çünkü önemli olan montajı olacak. Kapıdan kapıya, kilitten kilite değişebilir ama bizdeki silindir kilidi çıkarmadan önce şurada ufak bir yuva var. Düz tornavidayla hafif şey, yukarıya doğru kaldırarak sökebiliyoruz. Altından da hemen asıl silindir çıkıyor. Yani silindir dediğim buradaki çerçevesi çıkıyor kilidin. Söküyorum ve kilit silindirinin kendisine ulaşıyorum. Çoğu kilitte kilit silindirini anahtarı düz tutarak rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ha geldi. Bak buyur. Kilit dilinden kastım şu. Bak bak yani gördüğünüz gibi bizde anahtar düzken çıkmadı bu. Ben kullanım talimatlarına devam ediyorum. Beşinci adımdayım. Silindir ölçümü. Mevcut silindirinizin boyutunu ölçün. Her bir kamın uzunluğunu kamın ortasına kadar ölçün talimatı yer alıyor. Bunu yapmasının sebebi şu dostlar. Görüyor musunuz? Elimizde şu an iki farklı kilit var. Kamları aynı noktada değil. Siz kutudan çıkan diğer ufak tefek aparatlarla bu yale kilidini eski çıkan kilitle benzer bir hale getiriyorsunuz. Basit bir Lego işlemi gibi aslında bu Lego oyuncakları gibi. Bizim kapımızın bu kilitle aynı boyda olması için uygulamamız gereken tek şey şuradaki üçlü uzatma aparatından ortadakini çıkartıp buraya eklemek. Gördüğünüz gibi şimdi kilit hemen hemen aynı boya ulaştı. Böylece biz kapıdaki kilidi, yale kilidi kapımıza uyumlu hale getirmiş olduk. Burada gördüğünüz diğer uzatmalar da ben ihtiyacım olan montajı yapmaya devam ediyorum kurulum talimatlarına bakarak. Üstüne 5 milimetrelik parçayı koydum. Burada 3 farklı vida yuvası görüyorsunuz. Bunlardan ortadaki bu parçayı kilide sabitleyen vida yuvası. Uzatma parçasını sabitledim. Eski kilidin iç bölümüyle yeni kilidin iç bölümü aynı. Eski kilidin dış bölümüyle yeni kilidin dış bölümü aynı uzunlukta. Şimdi uygulama diyor ki yale kilidin mevcut maymuncuklarından birini seçip kilidin içerisine yerleştir. İki farklı maymuncuk türü var görüyorsunuz. Bu iç tarafta duracak ve motorun içine dahil olacak maymuncuklar. Biri kısa biri uzun. Kilit silindirinin uzunluğuna göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben sadece 5 milimetrelik bir uzatma kullandığım için kısa maymuncuk benim için yeterli olacak. Bunu da içeride uzatmayı taktığım yere yerleştiriyorum. Buranın zaten herhangi bir kimliğe özel bir anahtar olmasına ihtiyacımız yok. Burası Motorun içinde gizlenecek kısım. Yavaşça yerleştiriyorum. Bu kilidin dışarıdan sıfırlanması gerekiyor. Sonra ne yapıyoruz? Daha önce kapıdan söktüğümüz silindiri sabitleyen vidayı geri takmamız gerekiyor. Şöyle ince bir test yapmak istiyorum. Videyi taktıktan sonra emin olmakta yarar var. Çalıştırdık. Oturmuş. Evet şimdi test edelim bakalım silindir yerine oturmuş mu? Ben buradan biraz geride kaldığını hissediyorum ama bu bizim kapımızla alakalı olabilir. Evet. Bu da bize gösteriyor ki taktığımız silindir artık bu kapıyı çalıştırıyor ve artık kilidimizin kendisini montajlamaya başlıyoruz. Burada İlk adımda bize arkadaki montaj plakasını sökmemiz gerektiği söyleniyor. Buradan butonu çektiğimiz zaman içinden montaj plakası kendini zaten serbest bırakıyor. Montaj plakasının bu şekilde üstünde sabit durması gerekiyor. Hatırlarsanız kutudan şöyle bir yapıştırıcı da çıkmıştı. Bizim kilidimiz kendi standardı gereği bu tip kilitlerde de olduğu gibi kapıya bitişik değil, yapışmayacak. Yani kilit bölgesinden vidalayarak sabit tutacağız. Dolayısıyla bu yapıştırıcıya ihtiyacımız olmayacak ama sizin kendi kapınızda uygulayacağınız kilit tipi yapıştırıcı kullanmanızı gerektirir. Az önce kilidin önünde gördüğümüz o üçlü vida girişi işte burada karşımıza çıkıyor. Bir tanesinde uzatma parçasını takmıştık. Şimdi diğer iki vida boşluğundan da kilidimizi sabitleyecek aşağıdaki bu plakayı buraya yerleştirdik. Evet montaj plakasını sabitledik. Gördüğünüz gibi herhangi bir sarsıntı da yok. Sıradaki adım cihazın kendisini yerleştirmekte. Cihazın kilitle etkileşim kurmasını sağlayacak maymuncuğu geri takmam lazım. Ve buradaki tırnakla uyumlu bir şekilde yerleştirip kilidimi kapıya asıyorum. Ve buradaki sarı kilidi yukarıya çektiğim zaman mekanizmayı buraya sabitlemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi kilidi de aslında asmış bulunduk. Bir sonraki adımda bu montaj aşamasında şarj ettiğiniz bataryayı takacaksınız ama öncesinde ben bir test yapmak istiyorum bu mekanizmanın kilitle nasıl haberleştiğini görmek için zaten anahtarla denemiştik ama bir de üzerinden deneyelim. Buradan da göreceğiniz üzere gelenin bu kilidini kullanmak için her zaman akıllı telefondan uygulamayı kurcalamak zorunda değilsiniz. Kapının iç tarafından kolaylıkla kilitleyip açmanız için de şöyle bir kol yer alıyor. Bunu da denedikten sonra sonraki aşamaya geçebiliriz. Artık benden bu montaj sırasında doldurduğum bataryayı takmamı istiyor. Bataryayı yerleştiriyorum. Bu arada bataryayı çıkarmak da oldukça kolay. Şuradaki sarı etiketi çektiğiniz zaman batarya kendini zaten serbest bırakıyor. Yerleştirmek için şuradaki tırnak bölgelerinin olduğu yerde eşleştirerek bataryayı yerine yerleştirebiliyorsunuz. Artık kilidimiz kullanıma hazır. Tabii ki uygulama bize birkaç tane daha talimat verecek ve bunları da uyguladığımızda kapının açık ya da kapalı olduğunu uygulama üzerinden görebileceğiz ya da dışarıdan NFC özelliğiyle kilidimizi açabileceğiz ya da kilitleyebileceğiz. Baştaki kutu açılışı sırasında size kutudan çıkan bir mıknatıstan söz etmiştim. Bu mıknatıs arkadaşlar şuna yarıyor. Bu yalenin door sense adını verdiği bir özelliği kullanmamızı sağlayacak. Bu mıknatısı kilidin tam karşısına düşen ve içeride duran kapı pervazına yapıştırdığımız zaman mıknatısla sensörler çalışacak ve kapının kapalı ya da açık olduğunu da uygulama üzerinden göreceğiz. Normalde mantık olarak sadece kilidin kapalı açık olduğunu görmemiz lazım. Ama artık kapının da açık ya da kapalı olduğunu bu mıknatıs sayesinde görebileceğiz. Bunun için de kurulum talimatı var da oldukça basit. Bunu ben uygulayarak göstermek istiyorum size. Bunun içinde kapıyı kapattıktan sonra kilidin karşılığını şuradaki döner mekanizmanın karşılığını görmeniz yeterli ve buraya mıknatısı yapıştırmanız kafi. Gayet kullanışlı oluyor o saatten sonra. Hemen şunun karşılığı olan boşluğa kapı pervazına mıknatısı yerleştirdiğim zaman door sense özelliğini de kullanacağım. Yale Home uygulaması içerisinden. Evet kuruluma başlamak için başlamadan önce cihaza yakın durduğunuzdan ve pilin takılı olduğundan emin olun diyor. Tabii ki az önce zaten bu işlemleri yapmıştık ve kuruluma başla diyorum. Köprü için tarama yapıyor şu an. Cihazla bağlantı kurmaya çalışacak mobil uygulama. Cihazlar eşleşti ve bana şöyle bir ekran geldi. Hangi eve eklemek istersiniz? Daha önce yaptığımız test aşamasındaki kullandığımız videodan önce test ettiğimiz üründe ben bir webtekno ofis olarak ofis açmıştım buraya. İstersek yeni bir ev ekleyebiliyoruz ya da WebTekno ofis üzerinden devam edebiliyoruz. Ben şimdi her şeyi görmeniz için yeni bir ev ekle üzerinden devam edeceğim bu kayda. Buraya doğrudan evim adını verebiliyoruz ya da isterseniz buraya WebTekno ev adı da yazayım. Özelleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz bir tane fotoğrafını yükleyebiliyorsunuz daha rahat ayırt etmek için. Ve WebTekno eve ön kapı kilidi olarak eklendi. Şu an yazılım kontrol ediliyor ve eğer bir eksiği varsa yazılım güncellemesi yapacak kilit için. Ve şimdi bizden ön kapı kilidi Kilidini kapının kilit mesafesine ve cinsine göre mesela atıyorum kaç kere dönüyorsa ona göre bir kalibre etmemizi isteyecek. DoorSense kurulu mu kurulu değil mi onu soruyor tekrar biliyorsunuz şu mıknatıslı DoorSense'in adı. Ben kurulu olduğu için kurulu seçeneğine tıklıyorum ve benden diyor ki kilidinizi tamamen kilit yönünde kitlenene kadar döndürün. Bir sonraki adımda kilidi bu konuma tutun. Yani şöyle ki bu kapıda bir kere kilit işlemi yapabiliyoruz. ikincisini yapamıyoruz. Dolayısıyla ben bir kere kitledim. Artık siz bu kilidi takınca kapınız kaç tur kitleniyor? ona kadar döndürmenizi tavsiye ederim. İşte 3'tür, 4'tür, oraya kadar çevirip bırakırsanız tavsiye ederim. Bir kere kilitleyip bıraktım bu sebeple. Şimdi de benden istiyor ki, kilitli değil yönüne kadar çevirin. Yine bir tur geri çeviriyorum ve sıradaki diyorum. Şimdi tekrar benden kapıyı kilitli konuma kadar çevirmemi istiyor. Ben yine tek aşamayla kilitleyebildiğim için en fazla kilit mesafem o olduğu için yine bir tane çevireceğim. Siz bu aşamada ne kadar kilitleyecekseniz yine o kadar çevireceksiniz ve sıradaki diyorum. Kapı kilidi açılana kadar yavaşça döndürün. Kilitten tık sesi duyduktan sonra durun. Bunu da biraz daha hassas ayar yapmak için kullanıyor tık sesini duydum. Durdum. Gördüğünüz gibi kilidi çevirmeyi tamamen bitirmedim. Kapıyı tamamen açılıncaya kadar açın diyor. Açıyorum. Bu yeterlidir. Bekliyorum ve sıradaki diyorum. Şimdi kapıyı aralık tutacak şekilde bir ayarlama yapmamı istiyor. Şöyle biraz aralık tutuyorum. Zaten görüntüde de benzer bir şekildeydi. Şimdi tekrar kapatıyorum. Son kalibrasyonu ve ayarlamayı yapıyor. Bir panik yaptım. Kalibre ediyor şu an. Evet gördüğünüz gibi kilidiniz başarıyla ayarlandı dedi ve uygulamadaki kalibre işlemlerini de bitirdik. Bir Wi-Fi'ye bağlanmamızı isteyecek benden. Ben de ofisin Wi-Fi ağına bağlanıyorum. Evet şimdi kapı kilidini internete bağlamış olduk böylece. Bu sayede aynı Wi-Fi ağına bağlandığımız zaman kilidi kontrol edebileceğiz. Şimdi bir sinyalleri test edelim bakalım son durum neymiş. Gördüğünüz gibi cihaz yönlendiriciden internet erişimi sağladı ve geliyoruz şu küçük NFC özelliğine. Şimdi ben burada kapının dışına geçeceğim. Şu NFC etiketini kapının dış tarafında uygun bir bölgeye takacağım. Böylece telefonu okutarak kapı kilidini açıp kapatmaya hak kazanmış olacağız bu cihaz sayesinde. Bunun için küçük bir kayıt yapmamız gerekiyor tabii. Bunun için de Webtekno Ev giriş adı veriyorum etikete, devam diyorum ve Yale Dot'u cihazı telefona dokundurmamı istiyor. Dokundurur, dokundurmaz eşleşti. Bir talimatlara bakalım, siz de görün. Burada Yale Dot'u kapınızın uygun bir yerine nasıl yapıştıracağınıza dair iki adımlı basit bir talimat var. Şimdi gelin bunları yapalım. Evet geldik dışarıya. Şimdi dışarıdan NFC etiketimizi ayarlayacağız ama gördüğünüz gibi kilit dışarıda gayet normal bir kilit gibi duruyor. Yani buradan anahtarlarınızı kullanabilirsiniz. Rahatlıkla kutunun içerisinden çıkan ki zaten söylediğim gibi o anahtarlar çoğaltılabiliyor. Şimdi NFC NFC etiketini takalım bir de öyle deneyelim. Şöyle bir yere takıyorum ve kurulumu tamamladığımı da söylüyor zaten uygulama. Ekranda da gördüğünüz gibi kapı kilidinin şu anda açık olduğunu gösteriyor. Hemen denemek için basıyorum. Ufak bir ses duyduk ve kapı kilitli. Tekrar tıkladığımızda kilidi açıyor. Sessizce bir kere daha deneyeceğim. Gördüğünüz gibi kilitlendi. Ve açıldı. Yine aynı şekilde kapının ne kadar açık ne kadar kapalı olduğunu gösteren sensörü de takmıştık hatırlarsanız. Bu sensör çok ufak bir gecikme süresiyle kapının kilidi açıksa ama kanadı açıksa onu da söylüyor bize. Ya da kilit açık kanat kapalı onu da söylüyor. Şimdi kanat açık. Gördüğünüz gibi uygulamada da kanadının açık olduğunu gösteren bir animasyon var. Kanadı kapattığımda dairesel o döngü tamamlanıyor ve ardından kapıyı kilitleyebiliyoruz. Şimdi bir de NFC kilidiyle açmayı deneyelim. Telefonu şuraya etikete dokundurmam yeterli. Böylece uygulamayla iletişim kurmadan da kapının kilidini açıp kapayabiliyorum. Şu an kilitledim. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Ben uygulamaya gelip buradan misafir listesini açtığımda ofisteki arkadaşlarımı uygulamaya davet edebileceğim. Onlar benden onlara giden linkle uygulamayı indirip kurdukları anda davet koduyla birlikte kilide erişim hakkı kazanacaklar. Böylece herkesin yanında anahtar taşımasına gerek kalmayacak. İşte bazen bazılarımız çok erken geliyoruz ofise. Erken geldiğimizde kapı kilitliydi sorunu yaşamayacağız ve rahatlıkla uygulama üzerinden ister NFC ile ister işte uygulamanın arayüzündeki bu butonla tıkladığımızda kapının kilidini hepimiz açabileceğiz. Böylece ofise bir akıllı kilit de takmış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi içeriye geçelim ve videoyu yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi ofise akıllı kilit uygulamasını başarıyla tamamladık ki yani bu konuda ben videonun başından da söylediğim gibi en başarılı ve aslında her seviyede kullanıcıyı düşünen bir firma ki gördüğünüz uygulaması kurulum talimatları açısından oldukça detaylı ve süreci oldukça basitleştiren adımlar halinde bizi yönlendirdi. Ben normalde daha önce kilidi uyguladığım için uygulamayla ilerlemek istemedim ama sizin de bu basitliği görmeniz açısından uygulamadaki talimatları ve adımları takip ederek kilidin uygulamasını yani montajını gerçekleştirdik basit bir şekilde. Eğer Yale akıllı kilit hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Böylece bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.